hadise ve Mehmet Dinçerler'le ilgili yeni bir haber, yeni bir gelişme olmadı derken biliyorsunuz boşanma duruşmasına bile gitmedi taraflar. Avukatları gitti boşanmaya. Mehmet Dinçerler yalnız görüntülenmiş bu kez. Allah Allah. Ne açıklama yapmış merak ediyor musunuz? Ay ne yapmış? İzleyelim mi? Ediyoruz. Türkiye'nin konuştuğu evlilik sona erdi. Ayrılığın başrolleri Mehmet ve Hadise sessizliğe büründü. Boşanma duruşmasına bile gitmeyen ikili birbirleriyle karşı karşıya gelmemek için yoğun çaba sarf etti. Biraz önce boşanma kararı verilmiştir. Ayrılığın ardından sahnelerine sahne ekleyen Hadise işine yönelirken Mehmet Dinçerler soluğu tatilde aldı. Aldatansın sevgini, daha önce takip etmeyi bıraktığı eski kankası Kerimcan Durmaz'ı yeniden takip etmeye başladı. Boşanmanın ardından ilk kez kameralara yakalanan Mehmet Dinçerler, Hadise'den geri istediği iddia edilen robot süpürge ve gümüş tepsi sorularına ne cevap verdi? Hadise Hanım'la daha ayrılık sonrası biraz konuşalım bunu. Keyifsiz halleri dikkat çeken Dinçerler ne açıklama yaptı? İkilinin boşanması, ayrılık sebepleri ve merak edilenlerle ilgili tüm detaylar karşınıza gelecek. Magazin gündemini belirleyen program Hadise ve Mehmet Dinçerler ilişkisini, evliliklerini, ayrılık iddialarını ve boşanmasını gün gün takip etti. Mehmet Dinçerler'in Hadise ile Murda krizinin ardından ayrılığın eşine geldiğini Beyaz Magazin öngördü. Murda krizi ayrılık krizini başlattı. Ayrılık iddiaları konuşulurken iki taraf da bu iddialara bir cevap vermedi. Sessiz kaldı. Öte yandan Mehmet Dinçerler'in dolandırıcı olduğu iddiaları ve işçilerinin parasını vermediği söylentileri kulaktan kulağa yayıldı. Mağduruz. Paraları yiyor Mehmet Dinçerler. Evet. Dinçerler'in imajı günden güne gözden düştü. Boşanma sonrası Mehmet Dinçerler'in evdeki eşyalarını geri alırken robot süpürge ve gümüş tepsiyi de aldığı iddia edilmişti. Dinçerler geçtiğimiz gece boşanmanın ardından ilk kez görüntülendi. Hadise Hanım'la daha ayrılık sonrası biraz konuşalım bunu. Keyifsiz halleri çok konuşulacak. Neler söylemek istersiniz? Evden ayrıldık. Bir eğlence mekanından çıkan Mehmet Dinçerler'in yüzü beş karıştı. Mehmet Beyciğimiz bu ne hal? Borçlar mı canınızı sıkan? Hadiseyle boşanmanız mı? Evliliğinizin rapçi Murda sebebiyle bitmesi mi? Yoksa Hadise'nin sahnelerden size imalı göndermeler mi yapması? Hadise Hanım'la daha ayrılık sonrası biraz konuşalım bunu. Neler söylemek istersiniz? Evden ayrıldı. Dinçerler hiç konuşmadı. Kaşları çatıktı. Gözünü asfalttan ayırmadı. Muhabirlerle bir kere bile göz göze gelmedi. Yok artık. Dinçerlerin keyifsiz hallerinin boşanmayla ilgili olduğu kesin. Neler söylemek istersiniz? Evden ayrıldıktan sonra da robot bir son dakika gelişmesi daha, bir görüntü geldi. Yönetmenim o görüntü hazır mı? Hadise'nin robot süpürgesi evden kaçmıştı. İki gün evvel bunu açıklamıştık. Mehmet Dinçerler'in evine doğru giderken görüntülenmişti. Evet, eve ulaşmış. Bizi al lütfen. Bizi al lütfen. Evet, robot süpürge eve ulaşmış. Eve ulaşmış ve gördüğünüz gibi köpekle beraber. Yalnız bu köpek Kerimcan Durmaz'ın köpeği deniliyor. Kerimcan... Ya ne oluyor buna ya? Ne oluyor Pınar'ım ya? Ne oluyor? Kerimcan Durmaz'ın köpeği olduğu söyleniyor. Su getirin Pınar'a. Pınar'a su getirin. Kerimcan Durmaz'ın köpeği Mehmet Dinçerler'in robotuna, Hadise'nin robot köpeği şeyine, süpürgesine binmiş. Aman ya. Ne var ya? Ya gerçekten bile değişim. Ne var çok sinirlerimi bozdu. Ya estağfurullah. Kerimcan Durmaz'ın köpeği. Evet, evet köpek. Robot süpürge Mehmet Dinçerler'e ulaştı. Ulaştı. Ay çok şükür. Hadise'de gitti. Artı bir döndü. Evet, Hadise de yeni bir robot süpürge alacak artık. Sen aldın mı da almadın değil mi hala? Almayacağım. Almayacak mısın? Ama ne kadar almayacağım. Soğudun kadar... bence sen robot süpürge olabilirsin. Şimdi Mehmet Dinçerler'in moralinin bozuk olması çok doğal. Arkadaşlar bir evlilik bitti. Bu kolay bir şey değil. Asıl Mehmet'in bundan sonraki tutumu ve tavrını izlememiz gerekiyor bence. Tercihini yine bir ünlü kadından yana mı yapacak? Yoksa ünlü kadından yana yapmayacak mı? Yoksa şöyle mi düşünecek? Ben ünlü bir kadınla
beraber oldum. Olmanın bedelini de ağır ödedim. Bundan sonra normal bir insanla iyi bir iş adamı olarak hayatıma devam mı ediyorum diyecek. İşte benim merak ettiğim soru bu. Yani şu an ben Mehmet Dinçerler'in bu hani yalnızlığında çok uzun süre süreceğini düşünmüyorum. Yalnız değil ki. O bir fotoğraf var, onu getirir misiniz ekrana lütfen arkadaşlar? Ay Bilal fotoğraf... Beyciğim siz de ne kirli çıkısınız, hiçbir şey söylemiyorsunuz. Ben değil, mazi konuşur. Bak mazi. Kerimcan Durmaz'la yeni bir fotoğrafı, yani bu daha önce yıllar önce çekilmiş bir fotoğraf olduğu iddia ediliyor ama sosyal medyaya yeni düştü. Yalnız değil. Şunu hatırlatırım sana ve yani seyircilerimize, hadiseyle birlikteyken bu çıkan söylentilerden sonra Kerimcan Durmaz'la çok yakın arkadaş olduğu ortaya çıktıktan sonra Kerimcan Durmaz takipten çıkmıştı Mehmet Dinçerleri. Tekrar mı takip etti? Hadiseyle boşandığı gün Kerimcan Durmaz takip tekrar edelim. Takibe aldı. Tekrar takipleşmeye başladılar. Baksanıza da şu fotoğrafta ne kadar mutlular. İkisi de evet ne kadar kendi hallerine rahatlar. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Omuz omuza yan yana fotoğraf bulundukları yerde çayır çimen herhalde ya pikniğe gittiler ya ormana gittiler. Ya öyle bir arkasına baksana. Yani öyle bir şehir görüntüsü evin yok. Evin bahçesi de olabilir. Ama bakımsız. Onların evinin bahçesi bakımsız olmaz. Peyzaj mükemmeldir orada. O sitelerde ya da o villalarda çok büyük aidat ödüyorsun biliyorsun. Bahçıvan evet, parası falan çok yüksek olur. Biliyorum. Yani dolayısıyla dışarılara kimsenin görmeyeceği bir araziye gitmişler. Bir hatıra fotoğrafı çektirmişler. Ve o herhalde sonra patladı işte o fotoğraf bir yerden. Çıktı ortaya. Vallahi Mehmet de aslında bu olaydan çok yıprandı bakacak olursak. Yani hangisi olay? Hadiseyle boşanma olayı esnasında iş hayatından tutun, işçilerinden tutun, cinsel hayatına kadar irdelendi yani. Yani değil mi? Her şey bakıldı. Ama evlilikte, bütün çekmeceler çekildi. Ama evlilikte cinsellik çok önemlidir. Yani cinselliği ahenkli olarak kuramazsan, oturtamazsan, orada bir alver birlikte dengesi. Karşılıklı mutlu olamazsan hakikaten öyle yani. O evlilik yürümez, çöker öyle söylüyorlar. Yani bu evliliğin yürümemesinin etkenlerinden birinde o olduğuna inanıyorum ben. Yani tek başına yani şey olamaz ki. Çünkü hadise Mehmet Dinçerler'in ailesine uymaya o kadar hazırdı ki kız. Evet. Baştan öyle konuşulmuş çünkü evlenmeden evvel. Yani biz biraz mutaassıbız gördüğün gibi ailem. Onları rahatsız etmeyecek şekilde dikkat edersen kendine. O da öyle yaptı kızcağız. Alt üst pantolon, kumaş, ceket ne diyordunuz o kıyafete? Öyle takım giyerek. Öyle takım giyerek sahneye çıktı. Evet. Bir erkek gibi takım elbiseyle hatırla o gri bir elbisesi vardı. Bir smokin tarzı bir şeydi evet, kırmızı. Yani, evet hiçbir zaman bacağını orasını burasını açmadı. Öyle yürüdü devam etti ama ne zaman o murdaya sarılma olayı. Ya murdaya sarılma olayı diyorsunuz Bilal Beyciğim. Murdaya sarılmadan evlilik mi biter ya? Böyle bir şey mi olur? Bence ben ona inanmıyorum yani. O sebeplerden biri. Sebep ya nasıl böyle bir şey sebep olabilir? Bu kız zaten her zaman üstüne basarak söylüyorum sanatçı. İnsanlar Allah birbirlerine sarılıyor. Nasıl bir düşünce tarzıdır ya, bu? Ne diyor ya? Nasıl Pınar bir art Pınar niyettir ne diyor bu ya? Allah aşkına. Ya insan insana şov yapıyorsun. Biri klibinde olmuş, biri de sahnesinde. Kalk ayağa bakalım. Kalk. Yok, teşekkür. Ben deneme laboratuvarı değilim. Hayır. Değilim, kalkmayacağım. Lütfen. Rica ediyorum. Bana susun diyorsunuz. Rica ediyorum. Hep bana şey yapıyorsunuz. Rica ediyorum, hadise lütfen. Kalkmayacağım. Ne? Pınar. Pınar, Allah aşkına. Şöyle bak, bir erkek bir kadına arkadan geliyor, bu şekilde sarılıyor. Bu şekilde. Bir ayağa kalkar mısın? Ne var bunda ya? Hayır ya, öyle sarılmamış ya. Yine mi kalktın ya? Evet ya, ne var bunda ya? Dur şimdi, topuklu ayakkabı da giymemişim. Olsun, gel. Gel, bak ben buradayım. Sen hadisin, canlandırma yaşıyoruz. Bak şöyle bak. Ne? Mikrofon burada. Ne var bunda ya? Ya olur mu öyle şey? Ben sana bütün vücudumla sarılmışım. Her yerini elliyorum. Erkek olarak her yerini sarılıyorum. Bin kişi olsun önünde ya. Burada orada aile ne düşünür ya? Mutassıp bir aile ya. Ya. Adamın karısı, adam yeni evli daha. 20 gün olmuş evlenene. Adamın karısına sarılıyorsun ve 4 dakika, 5 dakika o şekilde yanak yanak gidiyor ya. Ben onda hiç art niyet görmedim. İnanın şu kadarcık hissetmedim. Bak bazı olaylar gerçekten insana bazı hissiyatıyla batabiliyor. Bana hiç batmadı.
çıkmadı ya. Gayet masum bir şov olarak değerlendirdim. Zaten burada evli, karısı var. Var tamam. Çoluğu çocuğu Halise var. Halise de evli. E tamam. Halise de evli. Nasıl evli, evli insanlar, evli insanlar ya yanlış yapmıyor mu? Bunlar bu kadar yanlış yani bin kişinin gözünün önünde mi yapacak yanlış yapmak isteseler? Bilakis zaten o niyetleri olsa daha insanlar psikolojik olarak daha böyle korumacı hani eğer içlerinde o varsa öyle olur ama yani. Ama sadece sahne değil ki klipte de. Klibin tamam. Provası var. Yönetmen olmadı baştan diyor. Ama şimdi diyor. Klipte onlar iki sevgiliyi canlandırıyor. O da Hadise'de kaçırılan sevgilisi orada. Jennifer Lopez'le. Aslında orada bir oyunculuk var. Bak o klipin bir örneğini biliyorum. Evet. Jennifer Lopez'le bir tane İspanyol bir çocuk var. Maluma. Maluma'nın klibinin aynısı. Onu yapmaya çalışmışlar. Evet. Yani bunda ne var? Maluma değil, burası Türkiye. Burada insanların tamam, ben de insanlar şey başka demiyorum. Türlü şeyler düşünebilirler yani. Ama bunu önleyemezsin. Oradaki anlayış ben başka. Ben o klibi de o kadar sıcak ve o kadar bana böyle sıcak buldum ki o klibi. Yani çok güzel geçti bana biliyor musun oradaki oyunculukları. Çok güzel bir klipti. Şimdi ben çiftlerde şunu gözlemliyorum. Hani ne yaşarlarsa yaşasınlar kadın erkek olarak o bağları çok kuvvetliyse birbirlerine şey olan istekleri, birbirlerine olan o tutkuları varsa her şeyi tölere edebiliyorlar. Ediyorlar. Nasıl olsa yani o kopamıyorsun kolay anne kolay. Nasıl? Annesi. Mehmet Dinçerler'in annesi. Ama o şey koptuysa, uzaklaştıysa küçücük bir şey bile bahane bitiyor. Olabiliyor bitmesi için. Yani buradaymış, oymuş, buymuş. Bunlar bahane. Bahane. Bak şimdi ben sana başka bir şey söyleyeyim. Başka bir şey söyleyeyim. Şimdi, tamam senin dediğin gibi ilişkileri mükemmel bile olsa karı kocanın. Mehmet Dinçerler'in annesi öyle bir şey hayatında kendi ailesinde, akrabalarının ailesinde öyle bir şey görmemiş. İlk defa böyle bir kadını, sanatçı kadını aileye gelin olarak, oğlum ne yapıyor hanımın dediği zaman Mehmet Dinçerler anneci bir çocuksa ki öyle. Ya anne ben onunla konuşurum, uyar onu. Peki, uyar sanatçı. Bizim ailemize laf getirme. Bizim şeyimizde böyle bir şey yok dediği zaman Mehmet Dinçerler de anneci olduğu için anne ben onunla konuşurum. Bak annem şöyle dedi Hadise diye akşam o lafı Hadise'ye söylediği zaman benim bildiğim Hadise ya annem bana niye karışıyor? Benim sanatıma niye karışıyor demiştir. Aynen demiştir. Demiştir ondan sonra da işte böyle bu noktaya geldi. Sen diyorsun ya ne var bu sarılmada bilmem ne. Ne var olur mu? Anneyi de düşüneceksin. Babayı da düşüneceksin. Babanın gittiği kahvedeki insanları da tamam. Düşüneceksin. Vallahi o zaman Mehmet Dinçerler ailesini düşünecek altın bence. Altın günündeki kadınları da düşüneceksin. O, annenin Mehmet altı tabii canım. Tabii canım. Seçim yapacak oldu, o zaman. Oldu. Bunu siz mi söylüyorsunuz? %1 milyon yine ünlü bir kadınla kol kola göreceğiz. Hayır canım Mehmet bırakır Dinçerleri. Mı? %1 milyon söylüyorum. Evlenmez. Hayır. Aile de bilemem. Aile de bırakmaz. Kerimcan Durmaz bırakır mı Allah aşkına ya? Ya bırakır mı arkadaşını kurda kızı artık kaptırır mı ya? Olur mu öyle şey canım? O Kerimcan Durmaz der yani bir sanatçıyla evlenmeyeceksin bundan sonra. Kendi